Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündülü haberlerimizi görüşenlerden kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertiptiki haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Kınamsız dıktanlar ekranımızda bulsun. Balılar lagırının yeni bir sıllık görünüşü aşkarlandı. 9. noyabr ictimai uçur vasıtlarında Şarkı Türkistan'daki balılar lagırının yeni bir sıllık görünüşü aşkarlandı. Xitay tecavüzçileri Şarkı Türkistan halkını atalmış terbiyeleş merkez namindeki lagırlarga ya ki türmüge tutkun kılıp bastırış, kırgın kılıç sebebinin iki çağıksız kalan perizentlerini darıldam ya ki ballar yeslisi namıda mecburi lagırlarga yığvalgallıkı inik ispatlanan idi. Mezkur sıllık görünüşte ballar lagırdaki 5-6 yaşlık Uygur perizentlerinin yotkan körpülerini özleri yığıştırışka mecburlanganlıkı, onlarının yotkan körpülerini yığıştıralmay, uyak buyakı çörüp kandak yığıştırışını bilelmay, kıynılı vatkan körünüşü körüsligen. Yakında Şarkı Türkistan'dan ilgeligen malumatlarga asaslanğanda Xitay tecavüzçileri lagirdeki perizentlerimizini sırtki kişiler bilen alakı kılış ve sırtki çıkışını çekligen. Germaniya parlamenti Uygur misafirleri meselesini müzakir kıldı. 9 noyabr Germaniya avazı bergen haberde bildirilişçe 8 noyabr Germaniya parlamenti Uygur meselesini tüncü bulup müzakir kılgan. Haberde Germaniya hükümeti yakında 10 Uygur'nun siyasi panahlık iltimasını ret kılgallıkı, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da elip berbatkan siyasi bastırış, irki kırgın kılıç cinayetlerinin halkara ahbarat sahasıda köplep haber kılınışıga ergeşip, Germaniya parlamenti tüncü bulup Şarkı Türkistan'daki Uygur ve Kazaklarının takdirige köngül bülüşkü başlıgallıkı. Parlamentteki yığında tüncü bulup, Uygurlarının siyasi panah iltimasını kabul kılış, umumen Şarkı Türkistan meselesiyle köngül bülüş hakkıda muhakeme ilip bargallıkı bildirildi. İlginçe müzakere yığınında Germaniya misafirler meselesini bertaraf kılış idaresi aldın kıkıdım, siyasi panahlık iltiması ret kılınan 10 netçi Uygur'un iltimasına kayıtı karab çıkışını karar kılgan. Japonya televiziya kanalda Şarkı Türkistan'dan vaziyet ehvali tunuşturuldu. Japonya'nın Tokyo TV 9 kanalda Şarkı Türkistan'dan hazırkı vaziyet ehvali tepsili tunuşturuldu. Mezkur kanalda Xitay tecavüzçilerinin ötken ile 3. ayda başlap, atılmış terörlükü zarif biriş namı bilen Şarkı Türkistan halkını terbiyeleş merkez namıdaki lagırlarga ken kölemlik sebepsiz tutkun kılışkı başlıqallıkı. Hazırgıçı lagırlarga tutkun kılınan adamın sani 1 milyondan eşip ketkerliki, lagırda nurgun kişilerinin hayatının ayrılgallıkı. Xitay'nın mezkur bastırış siyaseti halkara cemiyetki tarqılıp, Birleşken Milletler Teşkilatı ve bir kısım demokratik devletler Xitay'nın Uygurlarını bastırış kılmışını ayıpleşke başlıqallıkı. Xitay halkaranın ayıpleşidin kutuluş üçün yalgan körünüşlerini tarqıtıp, biz Uygurlarga texniki ögünüş merkezi ecep, onlarının turmuşunu yakşılaş kıtırışı batımız digerliki. Emeliyette ehval Xitay digendek bolmasın, belki Xitay lagırlardaki tutkullarga herhal qiynaş, ruhi cahette azaplaş usulları bilen Xitay komünistlerinin itikadi ve dünya karışığa mecbur kılgallıkı. Lagırlarının kölümünü barğancı köpeytip, tutkun kılışını devamlaştırvatkallıkı tepsili bayan kılıngan. Televizya kanalı diyene Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki ahbaratını kamal kılışı bek kattık buluş sebebidin, Şarkı Türkistan'ın içki vaziyet ehvalini çetelge keçip çıkan Uygurlar halakarağı tunuşturvatkallıkı. Xitay bularga çidimay çet eldeki Uygurlarını kaytırıp gitişki tirişi vatkallıkı bildirildi. İHA İnsan Hakları Vahbide Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyet ehvali tunuşturuldu. 10. noyabr Şarkı Türkistan Yeni Nesil Hareketi Reisi Dr. Abdusalam Teklimakan İHA İnsan Hakları Vahbi İctimai Tetkikat Merkezi'de Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyet ehvalini tunuşturdu. Doktor Abdusalam, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da elip berbatkan cinayetlerini tepsili tunuşturup mundaq dedi. Xitay Şarkı Türkistan halkını 1949 yılı besip alğandan beri Uygurlarını asimilasiya kılış, Uygurlarının medeni örüp adetini çekilip Xitaylaştırışkı tirişip geldi. Bulup mu yakınkı 2 yıl içi de Şarkı Türkistan halkını sebepsiz tutkun kılıp, terbiyeleş merkez namedeki lagırlarga kamedi. Hazır lagırga tutkun kılınan bir günah kişilerinin sani 3 milyondan eşip ketti. Lagır içi de bir kısım ölümalar, ziyadiler şehit kılındı. Lagır ve türmüge tutkun kılınan Uygurlarının sani köp bolgallıkı sebeplik, yazılarda adam kalmay terilgu yerler taşınıp kaldı.
Xitay tajavuzchilari uyg'urlarni namratlıqdan qutuldurduq deb yolg'on xabar, yolg'on ko'rinish tarqatgani bilan amniyatda uyg'urlar barg'ancha namratlashib ketdi. Uyg'urlar untunsiz qirg'in qilinmoqda. Uyg'urlar Xitoyni tunji qitim diniy erkinlik qari tizimligiga kirgizgan elchiga rahmat etdi. Uyg'ur agentligining xabarida bildirilishicha 9 noyabr kuni Amerika poytaxti Washingtonda Davlat mahkamasi Tashqi ishlar ministerligiga qarashliq diniy erkinlik institutida o'tkazilgan diniy erkinlik yig'inida dunyoning har qaysi joylaridagi diniy erkinlik masalasi muhokama qilindi. Yig'inda Xitoydagi diniy erkinlik masalasi nuqtaliq o'tirg'i qo'yildi. Yig'inda Amerika Davlat mahkamasi tunji qitimliq diniy erkinlik bosh elchisi Robert Seipel apandi taklif bilan muhokamaga qatnashgan bo'lib, Xitoyni tunji qitim diniy erkinlikka daxli tarvuz qilg'uvchilar qatoriga kirgizgan bosh elchi bo'lganligi bilan alohida tunishtirildi. U sahnaga chiqqanda ko'pchilik hammasi o'rnidan turib, chavoq chilib qarshi oldi. Bosh elchi so'zida o'zining Xitoyni buningdan 20 yil burun degudak qari tizimlikka kirgizish jarayonini nuqtaliq tunishtirdi. Xitoyni qari tizimlikka kirgizish osonga to'xtamagan edi. Shu chaqda Xitoyning Amerika Davlat mahkamasida emas, Washingtondagi ta'sirining uncha chuqur ekanligini o'ylamagan edim. Ammo biz Xitoyning musulmonlar, xristianlar, Tibet buddistlarining huquqlariga daxli tarvuz qilganligiga oid yetarli isbot topshirib olgan edik. Mana bugun Xitoyning diniy erkinlikka texamo qattiq xiloflik qilayotganligi hammaga oshkora bo'ldi. Yig'inga angluguchi subti bilan qatnashayotgan Uyg'ur agentligi qurg'uvchisi, siyosat fanlari o'quvchisi Tohir Emin apandi uning oldiga berib, uningga Uyg'ur xalqining rahmatini bildirdi. U mundoq dedi: "Xitoyni tunji qitim tizimlikka kirgizguchi bo'lishdan iborat bu to'kpa Amerikada hozirgidek Xitoyga bo'lgan tonish amdi eshiyotgan paytda 20 yil burun uni bayqash va qarshi turish kishidan aql, vijdon va g'ayrat talab qiladi. 3 milliondan ortiq lagerga solanan Uyg'urlar Xitoy kommunizmining bevosita ziyonkashligiga uchrog'ichi. Sizga salomatlik tilash bilan birga Uyg'ur xalqining kulfatlarini Amerika tashqi siyosatidagi muhim nuqtaga elib kelishingizni umid qilaman. Bosh elchi Tohirjonga Uyg'urlarning meni asliginiga rahmat. Amerika hukumatining Uyg'urlar masalasini cho'qim oldingi tashqi siyosat qatoriga ko'tarishiga oz qoldi dedi. Amerika Demokratlar partiyasi Tramp hukumatini Xitoyni jazolashga chaqiriq qildi. 9 noyabr ochilgan Demokratlar partiyasi yig'ilishida Amerika Demokratlar partiyasi raisi Nancy Pelosi yig'inda so'z qilib, oldingi asrning 90-yinchi yillari Xitoy bilan Amerikaning yillik savdo farqi 5 milliard dollar edi. Hozir bir kunlik savdo farqi 1 milliard dollarga tushib qoldi. Xitoy iqtisodiy barg'ansir taraqqiy qilish sababidan Xitoy boshqarilgan senariy texnikasi kengaytish orqali savdo qurg'ini qurib chiqib, Amerikaning aqliy mulk huquqiga tajovuz qildi. Xitoy xalqaro jamiyatga bergan va'dasiga amal qilmadi. Agar Amerika savdodagi manfaatni deb Xitoydagi insoniy huquq masalasiga ko'ngil bo'lmasa, Amerika kishilik huquq masalasida fikr qilish huquqidan mahrum qoladi. Chunki kishilik huquq Amerikaning qimmat qarishi. Xitoy kishilik huquq dafsandichiligi sababli cho'qim jazolanishi kerak. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarimiz mush yerda oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shunday qilib programma oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.